Doğrusu 14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadıklarını, bunun dünyada belki de eşi benzerinin olmadığını söyledi. Sandık başına giden her vatandaşımıza tercihini ne yönde yapmış olursa olsun şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'mize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Dünyada belki de eşi benzeri yok. Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir. %90'a varan bir katılım. Yeni dönemde milletvekili seçilen tüm isimleri şimdiden tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Seçimlerin ardından ilk kez canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan, ittifak olarak 28 Mayıs için hemen çalışmaya başladıklarını belirtti. Sandıkta tecelli eden irade başımız gözümüz üstünedir. İttifak olarak 28 Mayıs için hemen çalışmaya zaten başladık. Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu arada tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Ancak deprem bölgesinde halkla bütünleşme noktasında oralarda miting benzeri gelenlerle toplantılar yapabiliriz. Çünkü onların gönlünü almak, bu ara çok hakaretler ettiler. O tabii çok çok yanlış, çok çok çirkin. Erdoğan, oy kullanımı ve oy dağılımı sebebiyle depremzede vatandaşlara yönelik yapılan hakaretlerin anımsatılması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu. Yani bekledikleri oyları alamadıkları için işte bir daha buralara destek, yardım vesaire yok gibi ifadeler. Biz kampanyamızı samimiyet, hakikat, kardeşlik üzerine kurduk. Yani milletimize karşı da daima samimi ve dürüst olduk. Yalan söylemedik. Hayal satmadık. Yapamayacağımız işleri asla vaat etmedik. Özellikle milletimizin aklını, irfanını, basiret ve ferasetini hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem kendisine hem de millete bir iyilik yapıp en azından önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini özellikle diliyoruz. Erdoğan, biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek dedi. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunlara yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Sabah yalan, akşam yalan. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası öndeyiz, kazandık açıklamaları yaptılar. Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konduğunda da yüzleri kızarmıyor. Milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir. Ben buna inanıyorum. Hep söyledim, yine söylüyorum. Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Bu budur yani. Bu ilk kere 2-4. Bütün liderler bu açıklamayı yapsa Eyvallah. Problem kalmaz. Eyvallah. Erdoğan, tüm seçmenlerin birinci turda olduğu gibi 28 Mayıs'ta da sandığa gitmesi gerektiğini belirtti. Tüm seçmenlerin sandıklara birinci turda olduğu gibi gitmesi en büyük tavsiyemdir. Ve atılabilecek başlık da onların sandıkları bu şekilde önemsemesiyle Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa.